Endi kimlerge zakat verişlik gerek? Kur'an-ı Kerim'de Allah aytadı ki, Sa'izu billah, innama sadaqatu lil fuqara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel muallifatu kulubuhum ve fir rikab vel garimin ve fi sebilillah ve ibn sebil fariidatan min Allah ve Allahu alimun hakim. Allah bana şu cahide bir sekizde taifanı sana bir yaptı. Bana şu sekizde taifaya bir işimiz gerek zekat. İtibar verirsiniz. Birincisi fakir. İkincisi miskin. Biz bana şunu Özbekçe tercüme kılsak hamasını kembegal deyip tercüme kılamız. Lekin kembegal da fakiri buladı, miskini buladı. Ana o şunu bulvalış gerek. Fakir bu malın nisabiga yetmegen adam. Bir az hayatı ötüp durup da, aylığını alıp işlep durup da, hayat kıp durup da, lekin ona nisabiga yetken malı yok. Yani o zekat veri uçmaz. Ana o şunu verirse buladı. Ya ki miskin, miskin de yani umuman iş nersesi yok. Hakikli kembegal, miskin. O hiç toplayan pulu yok, az yine bu sahip. Ana o şimdi belirledi. Ya ki, vel amilin aleyha, yani zakat yığucu. Zakat yığucu aldınlar şu, Resulümüz Aleyhisselam davrları da, sahabeler davrları da, adamlar o şu zakatını natoru cahaya verip koymasılık için zakat yığucular bugün. Onlar o şu zakatlarını yığıp, cahaya vergen. Mana şu oranda biz juda hushyor bo'lishimiz kerak azizlar. Hozir Telegram kanallarda, ijtimoiy tarmoqlarda o'shunaqa yolg'ondakam omililar chiqib ketgan. Zakotingizni bizga bering, faloniga beramiz. Zakotingizni bizga bering, falon o'qituvchilarga beramiz, talabalarga beramiz. Allohning yo'lida sarflaymiz deyotganlarda hammasiga ham ishonib bo'lmaydi azizlar. Uni soddalik qilib berib qo'yapti, u pul boshqa joylarga ketyapti. Ana o'shuning uchun uni qarab holatiga qarab berishlik kerak. Dillari islomga oshno qilinuvchilar degan joyi bor. Ya'ni muallifati qulub deydi. Ya'ni bu g'ayri dinlar. G'ayri din o'sha mahalda shu dinga kiray-kiray deb shu oshno bo'lgisi bo'lib turib, shunga bersa dinga kirib ketadi deb bo'lgan. Lekin mana shu keyin mansux bo'lgan, ya'ni hozir endi berib bo'lmaydi. O'sha o'z davrida bo'lgan, keyin bu bekor bo'lgan. Ya'ni musulmon bo'lmaganga berib bo'lmaydi zakot. Mukotiblar, ya'ni o'sha xo'jayini bilan mulkdor bo'lgan qullarga bersa bo'ladi o'z davrida. Men endi Qur'onda kelganuncha aytayapman, biz hozir bu ham yo'q. Zimmasidagi qarzini bersa, ya'ni pulini hisobidan kamayib qoladigan qarzdor kishi qarzdorga bersiz bo'ladi qarzini uzib olishlik uchun. Alloh yo'lida yurganlar, bunda asosan muhtoj bo'lib qolgan hojilar tushuniladi. O'sha ketyotuvdida yo'lda puli yo'q bo'lib qoldi birdan. Ana o'shalar tushuniladi. Yana Ibn Sabil deganda ahli ilmni tushungan. Hammasini ham kambag'al azizlar. Kambag'al. Yoki bo'lmasa Ibn Sabil yo'lda qolgan musofirlar. O'zini yurtida boy bo'lsa ham biz yurtingizda musofir bo'lib qolganida pul yo'q bo'lib qoldi. Ana o'shinga ham bersa bo'ladi. Endi buni birinchi bo'lib o'sha kambag'alini boshqasini bilib olganimizdan keyin toifasini kimlardan boshlaydi? Zakot berishini birinchi aka uka opa singildan azizlar. Aka uka opa singil, ularni farzandlari, amaki amma ularni farzandlari, tog'a xola ularni farzandlaridan boshlash kerak. O'zingizdan boshlashingiz kerak. Lekin onaga, otaga zakot berib bo'lmaydi. Onaga, otaga zakot berib bo'lmaydi. Bolaga ham berib bo'lmaydi ota. Shuni bilib olinglar. Bir domlamiz gapiribdilar, juda ta'sirli bir gaplarni eshitib qoldim. Baraka topsin, Yahyo domla gapirgan ekanlar, shayxning hikoyalari. Bir shayx allomani oldiga bittasi kelib so'rabdi ekan. Men onamga zakot bersam bo'ladimi? Onam shu zakotga ehtiyoji bor desa, haligi eshitib shayx yig'lab yubordilar. Rosa yig'lasa, u so'ragan odam ichida o'ylar ekanki, ha, men hozir juda ta'sir qiladigan narsani so'rab qo'ydim. Shu ta'sirlarni yig'layapti. Shayx o'zlariga kelib, "Sen qanaqa musulmonsan? Sen ham bir farzandmisan? Sen o'zing boy bo'lib, onangni zakot oladigan holatga tushirib qo'yib, qanday qilib farzandman deb yuribsan? Qanaqa bo'lasan sen? Qanaqa musulmonsan? Sana vazifeng edi onangni boy qilib qo'yish.
Ana shuning uchun onaga, otaga zakot berilmaydi. U boylik ota-onasi boyligi aslida. Ota farzandiga bermaydi, chunki farzandi muhtoj bo'lsa, uni otib uni ta'minlash vazifasi edi. Qancha yuqoriga ketsa ham, otaga, opodada, bobolarga ham berib bo'lmaydi. O'g'ilga, nabiraga ham berib bo'lmaydi pastga qarab. Qancha pastga ketsa ham. Ya'ni o'sha aka-ukaga bersa bo'ladi, birinchi bo'lib. Çünkü bir ailede her kıl buladı. Kimisidir gayretçen buladı. Kimisidir bu meyde. Allah kim hemen boy kılıp koymagan deyin. Çünkü bir önce akukadan, opa singizden, kavmi karındaştan karış gerek. Kaniydi hemen şuna kuv eylese, karındaşlar birbirine boyan alaka, rişteler yem, yakışı bağlanıp gider. Akeler bor, uzun üyüde bolları, o Afrika'nın meyvesi niye oturup? Akalar bor, farzandlari dunyodagi eng go'zal ko'shona joylarda yashab, dunyodagi eng jozibador joylarda dam olib kelyapti. Ukasi bolasini maktabiga pul bera olmayapti, kasaliga dori topa olmayapti. Ha, endi u ham harakat qilsin dedi. To'g'ri, rizq Allohdan. Lekin birodar, siz akasiz. Siz birinchi o'shinga qilishingiz kerak. Zakotingizni ham, sadaqotingizni ham aka-uka, opa-singil bir-biriga qilish kerak. Ana o'shalardan ortgandan keyin boshqaga qilish kerak.